skandal nedir bu? O senin kıymetli oğlu bu konağın hissesini bu karın üzerine yapmış. Ağzını topla! Kes lan sesini! Asıl sen kes be! Kes lan sesini! Kes lan sesini! Kes lan sesini! Kesin lan! Bizi yalnız bırakın haydi! Bana haydi sen de. Kızlar mutfağa geçin. Ben bu adamla yalnız bırakmam. Mutfağa geçin diyorum. Bana haydi sen de. Siz de. Ebru, Maya. Asıl sen kimsin? Geldin buraya, huzurumuzu bozdun. Mari sus. Sen benim muhatabım bile değilsin. Yeter be! Anamla düzgün konuş. O kim biliyor musun sen? Hale bak ya. Annemi yalnız buldular. Hepsi manyak bunların. Kızlar durun, karışmayın siz. Baran, sen karışma. Nari, haydi sen de odana. Ana haydi sen de. Kusura bakmadınız değil mi? Murat Bey'in eşyalarını hukuken Ebru Hanım'a teslim etmek zorundaydım. Tabii, anlıyorum. Fırat Bey. Ya Oğuz komutan, ben bu bey lafına pek alışkın değilim de. Abi. Fırat abi, sen aydın bir adamsın. Böyle bir evliliğe nasıl izin verdin? Benim izin verdiğim pek söylenemez. Narin'i Murat'a istediklerinde Narin 15 yaşındaydı henüz. Ben Almanya'daydım o sıra. Arayıp fikrimi sordular. Ben okulunu bitirsin, yaşını doldursun dedim. Karşı çıktım. Yani izin vermedim senin anlayacağın. Meğer bizim kız da sevdalıymış. Benden habersiz imam nikahı kıymışlar. Telli duvaklı düğün etmişler. Anlıyorum. Üzüldüm Narin Hanım için. Genç yaşta eşini kaybetti. Bir de bunca zorluğun içinde Ebru Hanım'ın varlığı. O kağıdın hiçbir değeri yok. Daha önce olanlar da değil. Sen buraya ait değilsin. Buna engel olamazsınız. Burada sizin olduğu kadar bizim de hakkımız var. Vallahi buraya yerleşecekler. Ben sana diyeyim. Lan! Ne hakkı lan? Ne hakkı? Burada sana nefes almak bile haram. Benim tek derdim çocuklarımın geleceği. Eğer arsayı satarsam burada sizinle bir dakika bile durmaya niyetim yok zaten. Murat intihar etmiş olamaz mı diyorsun yani? Eyvallah Recep. Sağ ol. Öyle de demiyorum. Ama benim merak ettiğim şey, iyi yüzme bilen biri intihar etmeye kalksa neden kendini tekneden nehre atsın ki? Boğulacağını anladığı anda içgüdüsel olarak suyun üstüne çıkar. Düştüğü zaman başını taşa falan mı çarptı acaba? Belki de. Neticede bu soruların cevabının hepsini ceset bulunduğunda verebiliriz. Olay intihar mı yoksa kaza mı o zaman belli olur. Çünkü tek tanık Kendal Bey. O da intihar olduğunu söylüyor.
Bana bak, Murad'ın, kardeşimin hatırı olmasa ne ben seni arardım ne de sen buraya adım atabilirdin. Anladın mı? Ben ne yaptım size? Murat'ı burada başka biriyle evlendirmek istemişsiniz, bunu biliyorum. Ama Murat bana aşık oldu, beni sevdi. Ben de onu. Biz çok mutluyduk. Beni geçin. Yeğenleriniz de mi ortada kalsın? Git o zaman. Eniklerinle otelde kal. Parasını ben veririm. Unuttun galiba. Sayende bütün oteller dolu. Ben kimseden sadaka istemiyorum. Burada hakkım var ve kalacağım. Burada mı kalmak isteyin? O zaman sana kalacağın yeri göstereyim, gel. Bak! Yürü! Anne! Yürü! Gel, gel. Bırak, gel. Kolum acıyor. Kolum acıtıyor. İşte burada kalacağın yer. Beğendin mi? Beğendin mi kalacağın yeri? Yapmayayım, bırak da ailemi. Kes, yeter Kendal. Konakta onların da hakkı var. Ana. Yukarıda iki tane boş odamız var. Çıkın yerleşin. Teşekkür ederiz Kadriye Hanım. Onlar senin düşmanı değil Kendal. Murat'ın emaneti. Merhamet etmeyene Allah da rahmet etmez. Burada sığıntı değiliz. Gidene kadar da başımız dik duracağız. Ama artık tatsızlık falan da istemiyorum. Anne her şeyi onlar çıkarıyor, görmüyor musun? Ada, özellikle sana söylüyorum. Kimseye de bulaşmayacaksın artık. Burada olmak hiç hoşuma gitmiyor anne. Benim de hoşuma gitmiyor. Ama en azından kafamıza sokacak temiz bir yerimiz var. Çıngıraklı bir yılanla aynı evde yaşamak harika anneciğim. Ada. Ya o Kendal denen adamın yapamayacağı hiçbir şey yok, görmüyor musun bunu? O kadar da değil. Sen İstanbul'a kaçarken seni bulup getiren o. Bana ne umurumda değil de diyebilirdi. Ya gerçekten bu kadar saf mısın ya? Adam almış iki tane kadını, aynı evde beraber yaşıyor ahlaksız. Bilmen gereken bir şey var anne. Nasıl, yerleşebildiniz mi? Yerleştik Adrian. Kuzu, bak babaanne sana ne getirdi. Ah, yersin değil mi? Bir ihtiyacınız olursa Melih'e seslenirsiniz. Teşekkür ederiz. Salman'a bir şey diyecektim Aya. Önemli değil anne. Sonra konuşuruz. Nasıl olsa her şeyi unutacağız. Evet, geçecek güzel kızım. Yeter ki biraz sabredelim. Nari? Nereye? Abimle konuşacaktım ana. Al abi şunları. Ne bu teyzem kızı? Altınlarım. Al bunu da. Banka cüzdanı. Murat'ın verdiği harçlıkları biriktirmiştim. Barana kısmet diyordum ama. Ne olacak ki bunlar? Abi bunların hepsini ver şu kadına, çeksin gitsin buradan. Vallahi teyzem kızı iyi biriktirmişsin ha. Bu kadın için bu para çekirdek parası. Ama dur bakalım. Benim de elim bollaşınca üstünü tamamlarız, olur biter. Sen şu altınlar ne kadar ediymiş bir öğren hele. Al kızım. Ana. Al. Lafımı dinleyin.
bu altınlar benim odamda dur aşk. Ya ana, Narin kendi istedi. Ben de üstünü tamamlayacaktım. Olmaz öyle şey. Kız dursa. Düşecek, düşecek. Emine abla, ağırlığı bana vermesene. Yüklüyüm biliyorsun. Gördün değil mi? Narin'i almışlar salona, kraliçe gibi baş başa konuşuyorlar. Teyze kızı baş tacı, ağanın karıları da böyle hizmet etsin. Sus, sen şuna bak. Bu evde artık huzursuzluk, kavga istemeyeyim ben. Ana, huzursuzluğu yaratan ben miyim? Narin! Sinirlenmek de haklı ana. Huzuru bozan o değil ki. Sen onu bırak da Narin'in altınlarını, parasını ne diye almaya kalkışsın, sen onu deyiver bana. Ya ana, sen niye karışın ki? Kumamı gönder diye yalvar yakar oldu. Benim de durumum malum, işler sıkışık. Yani mal mı satayım şimdi bunun için? Gerekirse sat. Sen hiç yol izan bilmez misin oğlum? Ha? Kadının parasına, altınına dokunulur mu hiç? Ha? Adam olan yapar mı bunu? Sen babandan böyle mi gördün? Savaş anını araştırdım ha. Rapor vermeye hazır. Ada, ne yapıyorsun orada? Banyoyu arıyordum ben. Aşağıda, yukarıda banyo mu olur hiç? Geceler. Bir şey ihtiyacın olursa bize çağırırsın. İyi geceler, teşekkür ederiz. Anne, Fırat abi aramış seni. 5 tane cevapsız çağrım var. Ona da ayıp oldu. Alo. Alo Fırat. Merhaba Ebru. Sizi bulamayınca merak ettim de. Ya kusura bakma, öyle apar topar çıkmak zorunda kaldık. Sana da haber veremedim. Kötü bir şey mi oldu? Yok hayır, konaktayız biz. Konakta mı? Hı. Anlıyorum. Ben de İstanbul'a döndünüz sandım.
Nereye ya? Sana ne kız? Deket işine bak sen. Fırat abi Ebru yengeyi 5 kere aradı. Yenge de onu aradı. Pek sıkı fıkı konuştular. Vallahi imrendim. Keşke ben de böyle merak edenler olsa. O çeneni hiç tutamayın değil mi? Ne dedim ki ana? Yalan değil, yanlış değil. Özlem, gırtlat 9 bu. 8'ini yut, 1'ini söyle. İşinize gelmiyor değil mi? Sen ne yapayım? Beni peşimde. Takip ediyorum ha. Sebep? Korumalık yapıyorum ağam. Hani büyük insanların hep koruması olur ya peşlerinde. Ulan ben senden bunu mu istedim? Bir kere de verdiğim işi adam gibi yap be. Yaptım ağam. Savaşana gittim. Kimseler yok. Yalnız o İzmaritlerin olduğu ev var ya. Bizim Recep'in nenesinin eviymiş. Oraları en iyi Recep bilir. Bir de ona mı sorsak? Sus lan sus. Bir daha bana akıl vereyim. Kaybol gözümün önünden haydi. Rapor dediğin bu muydu? Yürü! Ya bu savaş anda oturan kimse var mı? Tek tanı Kendal Bey. O da intihar olduğunu söylüyor. Ne öyle alacaklı gibi çalıyorsun oğlum kapıyı ya? Yanım sıkın abi. İstemiyorsan gelmeyin. Saçmalama, gir içeri. Gel. Geldim. Yalnızlığına Kendal şan verdi. Yalnızlığına. Kara o gün, kara o gün, adın gibi bahtım, kara o gün, kara o gün, kara o gün. Bana öyle bakma baba. Bana öyle bakma. Yeminle, yeminle isteyerek olmadı. Kendimi kaybettim. O geldi üstüme. Bak dedim Murat. Yapma. Yapma dedikçe üstüme geldi.
sen olsan ne yapardın baba? Alıp gidercim dedi Baran'ı. Sözünü hiçe saydı. Sana söz vermişti. Bize söz vermişti. Sen gittin. Ama ben her gün ciğerimde bir top korla yaşadım. Haberin var mı? Ama senin en kıymetli oğlun Murat, değil mi? Gördün işte o kıymetli oğlunu. Kurduğun fabrika, atadan kalma topraklar, onun borçları yüzünden acizli. Hayatımızın içine etti baba. Hayatımızın içine etti. Ya düşünsene, anamın gelin olduğu, benim doğup büyüdüğüm eve gitmiş, o kadının üstüne yapmış. Takma bu kadar be koçum. Recep abi, benim babam canına kıydı. Niçin? O kadınla çocuklarına lüks bir hayat yaşatamayacağından korktuğu için. Nefret ediyorum ondan. O kadar da değil be koçum. Baban geldiğinde gözlerin başka parlardı. Bak, anneni de seni de bu kadar sevmese, düşünmese, niye saklasın sizi o kadından? Babanın sağlığında bir kere bile ayak basabilirler mi oğlum buraya? Neden? Çünkü baban sizin üzülmenizi, rahatsız olmanızı istemedi koçum. Senin baban iyi adamdı. Çok çaresizim baba. Çok çaresiz. Ama sana bir şey diyeyim mi? Hiç pişman değilim. Sana yeminle hiç pişman değilim. Ben bu acıyla nasıl yaşayacağım Recep abi? Ömrüm babamı özlemekle geçti. Bari yaşasaydı da seni de bir görseydim. Dur kıpırdama da. Nereden çıktı bu güzellik merakı anlamadım vallahi ha. E ne var? Ben de senin gibi güzel olmak istiyorum. Sen zaten güzelsin ki. Hem güzel hem akıllı. Benim yapamadıklarımı yapacaksın. Yüksek okullarda okuyacaksın inşallah. Çok güzel bir mesleğin olacak. Kimse incitemeyecek seni. Hadi uzan. Kim arıyor? Gülşen arıyor. Sen 15 dakika hiç kıpırdamadan dur, ben geliyorum. Hayırdır ağam? Ya insan bir merhaba der. Ne oldu ağam, bir şey mi oldu? Yok bir şey. Bir acı kahveni içeceğim de. Aşağıdayım. Tamam, bekleyin ben geliyorum.
buraya nasıl gelirsiniz ha? Kardeşim evde. Bir gören müren olacak. Ya bir şey mi dedik? Ya acaba beni içip gidecektim. Fabrikada yaparım ben o kahveyi size. Peki. Hayırlı geceler. Tek başına ne edeyim burada Devzam kızım? Uykum kaçtı abi. Baran döndü mü? Dönmedi. Recep'te kalacakmış bu akşam. Hey, elleme. İçini döksün çocuk. Öyle. Sen iyi misin abi? İyi işte. Nasıl olsun? Narin, bana bir maden suyu ver de kendime geleyim. Olur. Önemli değil, ben toparlarım. İyi. Abi, bunları gönderebileceksin değil mi? Kızım, ben hangi sözümü tutmadım ki şimdiye kadar? Ya ne bileyim, ben sinirlerim bozuldu. Bir açık edeceğiz diye çok korkuyorum. İşte o yüzden seni uyarıp durayım ya. Şüphe uyandırmamak için ne kadar geri planda durursan o kadar iyi Narin. Özlem'le Emine abla bile bugüne kadar hiç şüphelenmedi. Ama bu kadın aynı değil. Bu sorular soruyor, böyle ortalığı karıştırıyor. Ben sana yıllar önce ne söz verdiysem o sözün ardındayım Narin. Ben sağ olduğum sürece bu sırrı kimse bilmeyecek. Bana güvenin değil mi? Güvenmez olur muyum? Hem de karlı dağlar gibi. Zaten bugüne kadar ayakta kalıp sabredebildiysem seninle oğlum sayesinde. Oğlumuz. O benim de oğlum. O da sana çok düşkün. İnşallah düzenimiz bozulmaz. Bugüne kadar nasıl davrandıysak öyle davranmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar kimse anlamadı. Zaten böyle bir şeyde kondurmak akıllarına bile gelmez. İnşallah. Yalnız sen de sıfatına sözlerine dikkat et. Ebru karısı Guma olduğunuzu öğrenirse ortalığı karıştırır. Ucu da bize dokunur. Anladın mı? Allah cezanız versin size. Günaydın abi. Günaydın teyzem kızı. Rahat uyudun mu dün gece? Sağ ol abi. Özlem, bir çay dök. Baş ağrısıyla uyandım. Daha çok başın ağrır senin ana. Vay aslanıma bak benim koçum. Gel. Hoş geldin oğlum.
Oo, evin prensi de gelmiş. Nerede bunlar? Babaannenin merhameti tuttu. Yukarıdaki odaya yerleştiler. Baran. Nereye oğlum? Gel kahvaltıya otur. Necip abi de yaptın mı? Baran. 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 Hele dur bakayım. Ya oğlum beni niye peşinden koşturdun? Ben senin kadar genç miyim ya? Ne diyeceksin amca? Nasılsın bakalım? Nasıl olayım onlar buradayken? Hayır, neden anam babamın evli olduğunu saklıyoruz ki? Baran, koçum. Amca, belki bilse o kadın da burada kalmak istemez. Çekip gider. Oğlum, sen daha çok toysun, kadınları tanımayın. Kadın kısmı kıskançtır, rekabet sever. Ebru karısı anneni öğrense, inadına gitmez burada kalır. Öyle mi diyorsun? Evet. Sakın bir hata yapıp da ağzından kaçırayım deme. Biz neye gizliyik sanayım? Bunun için. Akıllı ol oğlum. Boşuna konuşur muyum ben? Haydi bakalım. Üstünü değiştir de aşağıya kahvaltıya in. Sonra da fabrikaya gidelim. Ben okula gideyim amca. İyi. Git bakalım. Ne oldu koluna? Bir şey yok, düştüm sadece. Kim yaptı bunu? Ada doğru söyle bana. Antep'te bir şey mi geldi başına? Ben onu aratmam. Evlat! Hemen polisi arayacağım. Kendal yaptı. Ne? Yani Antep'te bulunca. Ya anne dur bir dakika. Asma yüzünü Deyzan kızı. Sana hiç yakışmıyor. Ah şöyle. Senin yüzünü güldüreceğim yakında. Güven bana sen. Maşallah. Allah muhabbetinizi bozmasın. Ne diyorsun kız sen? Ne diyeceğim ağam? İnsan imreniyor tabii. Sana karı değil de teyze kız olmak varmış. Saçma sapan konuşma kız. Bana bak. Bir daha kızıma dokunmayacaksın. Kime diyorsun sen ya? Sana diyorum elbette. Sen kafayı mı yedin ya? Sabah sabah. Tövbe tövbe. Adanın her yeri mosmor olmuş. Ne yaptın kızıma? Kendal ne diyor bu? Ne bileyim ana. Kabus görmüş herhal. Bana bak. Kızın kaçar benden bilirsin. Ayağı sürçer benden bilirsin. Yetti be. Ya anne ben otobüsten inmek istemedim. Direnirken oldu. Al işte. Niye bana söylemedin? E tam anlatıyordum, dinlemedin ki. Fırladın hemen. Kardeşimin ömrünü yedin. Beni de delirt tam olsun. Affedersin. Canın cehenneme sabah sabah. Anne hadi gidelim buradan. Kızım, sen çık yukarı. Gelin oğlum, sen de gel benle hele. Vallahi Kendal abim bu kadına çok bile dayanıyor. İki karısından da düşkün Kendal abisine. Hadi hayırlısı. O ne biçim laf? Tövbe tövbe. Ne manaya geliyor ettiğin laf farkında mısın? Koldan tutmayla insanın her yeri morarır mı? Kendal onun amcası. Ben öyle bir şey kastetmek istemedim. Aklımın ucundan bile geçmedi. O zaman ettiğin laflara dikkat edeceksin gelin hanım. Sanki İstanbul'larda yaşamışsın, yol yordamı herkeslerden daha iyi bilmen lazım. Özür dilerim. Beni yanlış anladıysanız kusura bakmayın ama adayı bir anda öyle görünce deliye döndüm.
Derdim seni utandırmak değil. Olan olmuş. Şurada ağız tadıyla huzur içinde bir duralım. Benim de tek isteğim bu. Vallahi siz bilmiyorum da ben Ebru yengelere çok acıyorum ha. Ne istiyorsunuz? Narinden korkuyorsunuz. Ne kadınmış be. Nasıl konuşuyorsun sen öyle? O senin yengeyse ben de senin yengenim. En az onun kadar saygı göstermen lazım bana da. Saygı hak edilir. Öyle mi? Ne etti de hak etti saygıyı Narin Hanım ha? Bak şu kadına. Abinin resmi nikahlı karısı. Üstelik ilk geliniz. Kadını evin hizmetçisine çevirmişsiniz. Bir de atmışsınız aşağıya. Odası kilerden hallice. Ayıp oluyor Özlem yenge. Asıl sizin yaptığınız ayıp kız. Ya Ebru yenge ha? O çok sevdiğin, ardından ağıtlar döktüğün abinin nikahlı karısı. Ve herkes bilir ki Murat abi bir tek onu sevdi. Kadının burada gördüğü muameleye bak. Söyle çocuklara kahvaltıya insinler. Biz sizi hiç rahatsız etmeyelim. Zaten dünkü tartışmadan sonra aşağı ineceklerini hiç sanmıyorum. O zaman börek yesinler. Ac acına durulmaz. Beni dinlersen çocuk kısmının yuları ananın elinde olmalı. Sonra çok dizini döversin. Bu konuda sizinle aynı fikirde değilim. Ben çocuklarımla arkadaş olmaktan gayet memnunum. Onların arkadaşa değil, dağ gibi bir anaya ihtiyaçları var. Hele de babalarını kaybetmişken. Allah senin belanı versin Selçuk. Niye beddua ediyorsun şimdi Selçuk? Midene ne oldu senin? Kesin açlıktandır. Dur ben gidip mutfaktan bir şeyler bakayım. Yok bir şey. Ya üstüme gelmeyin daha fazla. Siz ancak güçlü kuvvetli kim var onun yanında durursunuz zaten. Yeter yenge. Özlem sus. İşin gücünü ortalığı karıştırmak. Siz bana laf edeceğinize elinizi vicdanınıza koyun da öyle konuşun. Buyursaydın yenge. Yok sağ ol. Ne oldu daha ne konuştunuz? Elli körlü konuştuk. Sağ ne? Günaydın. Bugün bir değişiklik yapıp ilk derse yetişeyim mi dedin yoksa? Senin canın mı sıkkın? Yok bir şey. Derse girecek misiniz? Gireceğim tabii. Hadi gel asalım dersi. Şaşırdın mı sen? Sen gir o zaman, ben gelmiyorum. Baran, devamsızlığın çok. Sınıfta kalacaksın bak. Umurumda değil. Amcamla kurulu düzenim var benim. Tabii ya. Sen kendine değil de amcanın malına güven zaten. Senden hiçbir şey olmaz. Babaanneniz börek gönderdi. Seninle anlaştığımız fiyattan Ebru Hanım'dan satın alabilirsin Darla'yı. Hatta bir şey söyleyeyim sana? Şu anda durumu çok sıkışık. 500'e bile fit olur ha. Kendal ağa, çocuk oyuncağı mı bu? Önce ben sana satacağım diyorsun. Sonra kadın çıkıyor meydana. Arıyorsun. İraca da verdiğim fıstıkları çekerim elinden diyorsun. Şimdi ayağına çağırmışsın. Kadından al diyorsun. Olacak iş mi bu? Ya canım aramızda bir anlaşmazlık oldu ama hallettik. Mesela kapandı yani. İstersen gidip tabuda hemen halledebiliriz işleri. Mümkünatı yok. Hemen parayı başka yere yatırdım. Nereye?
Salça fabrikasına ortak oldum. Hayırlı olsun. En iyisi ben kalkayım. Tamam. Haydi. Ha. Hayırlı günler. Eyvallah. Ağam hayırdır? Ne diyor Mahmut? Tarlayı almayıp... Ağam vur de vurayım. Öldür de öldüreyim. Saçma sapan konuşma lan. Kusura bakma ağam, gene yanlış ettik. Peki şimdi ne yapacaksın ağam? Eski konağı otele çevirmek isteyen adamlara satacağım. Başka çarem de yok. İstediğim parayı vermediler ama ne yapayım? Onların teklifini kabul edeceğim mecburen. Ağam, kiminin parası, kiminin duası? Git lan! Git, bana bir çay söyle, haydi. Annem senin yüzünden bir sürü laf işitmiş. Teselli edeceğim diye canım çıktı ya. Ada! Neyin var senin? Bak bakayım bana. Yüzün bembeyaz olmuş. Yok bir şey, geçer şimdi. Ada! Emine Atmaca. Mehmet Akif Turgut. Burada. Baran Şanverdi. Baran Şanverdi. Buradayım hocam. Emre Başkara. Burada. Tuğçe Aygün. Burada. Ben bu acıyla nasıl yaşayacağım Recep abi? Günaydın Recep. Günaydın komutan. Hayırdır, sabah sabah çok dalgınsın? Yo, pek uyuyamadım da. Baran bendeydi akşam. Üzülüyorum o delikanlıya. Belli etmemeye çalışıyor ama babasının ölümü onu çok sarstı. Öyle öyle. Toparlanması için zaman lazım. Allah kimseye göstermesin. Gelişme var mı? Yok. Dosya hala açık. Ya cesedini bulacağız ya da ortaya bir tanık çıkacak. Tanık olsa şimdiye kadar çoktan çıkardı değil mi? Orası belli olmaz be Recep. Bazen uzun zaman sonra ortaya çıkarlar. Yani bunca zaman niye sustun demezler mi adama? Derler tabii. Tanık olup izlemek de bir suçtur. Öyle mi? Neyse, ben geç kalıyorum. Hadi kolay gelsin. Sağ ol komutan sana. Hadi bir taneyi. Bak çok güzel olmuş. Ada, normal değil bu. Annemi çağıracağım ben. Hayır sakın. Ne hayırı ya? Görmüyor musun? Normal değil bu. Aç karnına midem bulanıyor. Hayır dedim sana. Adacığım, bak mikro falan kapmışsındır bir yerden. Gideriz bir doktora, hallolur. Ya iyiyim diyorum, anlamıyor musun? Yüzün ne halde biliyor musun? Bembeyaz olmuşsun. Hasta falan değilim ben. Kimseye bir şey söyleme sakın. Ada. Ne saklıyorsun benden? Ben... Hadi söyle. Yemin et kimseye bir şey söylemeyeceğini. Ada. Yemin et dedim. Korkutuyorsun beni. Kötü bir şey mi yaptın yoksa? Tamam, kimseye söylemeyeceğim. Hadi anlat. Ben... hamileyim. Ne? Fırat abi, hoş geldin. Hayırdır sabah sabah? Narin odasında mı? Odasında. Bir şey konuşabilir miyiz? Narin'le ilgili. Nedir konu? Ebru yengeler konağa taşındı, biliyorum.
Narin çok perişan. Hali haldir Fırat abi. Vallahi böyle giderse aklını oynatacak ben değilim. Onu ancak sen kurtarabilirsin. Çek al bacını buradan. Fırat abi, ben vicdanımla konuşuyorum. Kendi alağım Narin'le Baran'ı almış pençesinin altına, istediği gibi oynuyor. Bacınla yeğeni düşünüyorsan onlara sahip çıkarsın. Yoksa bu konakta olacakları aklını hayalini almaz. Ya Ebru yengelere yaptığın insaniyeti anlıyorum. Ama artık onları düşünmene gerek yok. Narin'i düşün sen. Ona sahip çık. Sen bu işleri aklını yorma. Günaydın bacım. İçeri davet etmeyecek misin? Öfkeyle konuşuyorsun güzel bacım. Sana yakışıyor mu abini sormak? Sen benim canımsın, kanımsın. Canına kanına sahip ol o zaman abi. Narin, sonradan pişman olacağın şeyler söyleme. Şimdi ne yapacaksın peki? Aldıracağım. Başka çarem mi var sanki? Ama nasıl? Bilmiyorum. İstanbul'a da bu yüzden gitmek istiyordum zaten. Daha buradayız gibi gözüküyor ama. Burada bulacağım bir yolunu. Ada, bu seni tek başına halledebileceğim bir konu değil. Anneme anlatmak zorundasın. Sakın. Bak yemin ettin. Kimseye bir şey söylemeyeceksin. Merak etme, söylemeyeceğim. Teyzem nasılsın? İyiyim, sağ olasın. Ne yaptın? Narin'le anlaştınız mı? Zamanla düzelir inşallah. Teyzem, Ebru burada kalacağına göre bu kumarlık meselesini bilmesi gerekmez mi? O konuyu hiç açma Fırat. Teyzem, Narin böyle daha çok yıpranır. Hem burası küçük yer. Yarın bir gün dışarıdan birinden duyarsa ne cevap vereceksiniz? Demez mi beni aptal yerine koydunuz diye? Fırat, gözünü seveyim bu konuyu karıştırma. Ebru'ya da bir şey söyleme. Bakarsın Kendal bir hal çaresi bulur, bunları buradan gönderir. Ben doğru bulmuyorum teyze, sen bunu bil de. Neyse, ben gideyim artık, atölyede işim var. Allah işin rast getirsin. Fırat merhaba. Merhaba Ebru. Ya kusura bakma, dün çok mahcup oldum sana. Öyle apar topar çıkmak zorunda kaldım. Estağfurullah, siz iyi olun da. Ama biliyorsun rüzgarın sağlığı açısından burada kalmamız daha doğru. Ben gideyim artık. Ana ne oldu? Fırat abinin yüzü bozuktu. Narin affetmemiş mi acaba? Melek, bir portakal suyu sık da yukarı çıkar. Rüzgarın benzi pek bir soluktu. Vitamin olsun çocuğa. Pekmezli süt daha iyi olmaz mı ana? Dur bakayım ben. Gir dedim mi ben sana?
Affedersin. Abine rastladın da giderken çok kötü görünüyordu. Sana ne? Çık dışarı, yalnız kalmak istiyorum. Zaten bu kafayla gidersen yapayalnız kalacaksın Narin. Sen kimsin de bana bu lafları ediyorsun? Çık dışarı. Çıkacağım. Ama önce kendi iyiliğin için beni dinlemek zorundasın. Bak, benim abinle ilgili ettiğim lafları yanlış anladın sen. Sandın ki sana laf çarpıyorum. Halbuki ben seni uyarmaya çalışıyordum. Ne diye? Abinle küsmen bir tek o kadının işine yarar. Biz dün gittik anamla oraya. Baş başa vermiş, kahve içiyorlardı Nere karşı. Pek bir romantiktiler. Nereye gittiniz siz? Canım nereye olacak? Ebru'nun arazisindeki bir haneye. Anam biliyorum, o ufak oğluna pek bir kanı kaynadı. Tavşan da bulunca bahanesi oldu. Bak Narin, sen beni sevmiyorsun ama bu konakta seni bir tek düşünen benim. O çok güvendiğin kaynananla görümcem bile senin arkandan gizli gizli Ebru'ya yanaşıyorlar. Olmaz öyle şey. Narin saf olma. Çocuğun elinde tavşanı gördün. Kendi mi gitti sence oraya? Git ellerini öp, gönlünü al abinin. Yoksa Murat'ı o kadına kaptırdın. Abini de kaptıracaksın. Yarın bir gün karı diye alırsa hiç şaşırma. Selçuk ne diyor peki bu işe? Yani halletmene yardım etsin en azından. Ne bileyim. Evleneceğim falan diyorsa eğer. Bırak Adi'yi ya. Beş para etmezin tekiymiş. Kendim halledeceğim ben bu işi. Ne oluyor? Neyi kendin hallediyormuşsun? Öfkemi bastırmaya çalışacağım. Yani çabalayacağım en azından. Güzel kızım benim. Biliyorum ben de sert çıktım ama inan ki senin iyiliğin içindi. Anneciğim, kolun nasıl oldu? Hadi gel bir bakalım. Aslında hiç acımıyor. Hiç değilse bu geçti. İyileşmeyecek yara yok, görüyorsunuz. Nereye tepsi ana? Sen nereye? Abime gidiyorum, özür dilemeye. Aferin kızım, iyi edin. Ama gitmeden önce Kendall'a bir sor. Habersiz gittin diye kızmasın. Niye kızsın ki? Karım bir kardeşim o benim. Hey madem, hadi güzel güzel konuşun, barışın. Şimdi bu bana tavır mı yapayım? O kadar yüz verirseniz tavır da yapar, laf da söyler ana. Alo. Alo. Recep, ben çıkamayacağım herhalde. Ya Ebru yengeler konağa yerleşti, ortalık karışık. Tamam meleğim, ben bugün Harfet'i de olmayacağım zaten. Nereye gidiyor? Abin eski konağın satışı için vekalet verdi bana. Urfa'ya gidip onu halledeceğim. Aa, o fiyata vermem diyordu ama. Neyse, asıl benim şaşırdım. Abim o kadar parayı sana teslim ediyor. Vallahi hiç yapmadığı bir şey. Vallahi ben de şaşırdım. Çok daha gurur duydum tabii. Melek, seni çok seviyorum.
Ben de seni seviyorum. Hadi kapatıyorum ben. Akraban falan olmasın? Tanımıyorum. Kadriye Hanım, buyurun. Ben Rüzgar'ı merak ettiydim. Benzi pek pis oldu. Bunları yesin de kan olsun, can olsun oğluma. Teşekkür ederim, zahmet ettiniz. Murat'la Baran arasında bir sorun mu vardı? Anlamadım. Biz İstanbul'da bir Halfeti sergisine gittik. Orada bu fotoğraf da vardı. Hatta ben Rüzgar'a çok benzetmiştim. Murat'a akraba mı diye sormuştum ama bana tanımadığını söylemişti. Pek görüşmeylerdi. Ondan öyle demiştir. Rüzgar! Biz senden avluya çıkalım mı? Ha? Tavşan da biraz koysun, oynasın, hava alsın, değil mi? Haydi. Rüzgar'cığım, babaanneni sakın üzme, tamam mı? Üzmez o, üzmez. Üzer mi hiç? Gel kuzum. İnsan az görmüş olsa bile yeğeni hatırlamaz mı? Boş ver anne ya. Babam da biliyordu demek ki manyağın teki olduğunu. Ondan öyle söylemiştir. Biraz da ben alıyorum. Yoksa arkadaşlarım öldüğümü zannedecek. Maillerime bakacağım. Ne bu surat? Bir derdin mi var Sibel Hanım? Siz beni ne sandınız da gece vakti kapıma dayanıyorsunuz? Muhtaçlığımdan yararlanıp yeğeninizi getirdiniz ama bu bir daha olmaz demiştim size. Ya sen beni yanlış anladın. Ben sadece bir arkadaş gibi biraz dertleşip bir kahveni içeyim dediydim. Ne arkadaşı Kendal ağa? Siz beni çocuk mu sandınız? Ya şimdi ne dedik ki? Afiyet olsun. Ne yapıyorsun? Kürtaj'la ilgili şeyler mi okuyorsun hala? Ada, bak anlatalım anneme şunu. Hayır, bak söz verdin. Kızlar sıkılmadınız mı bu odaya takılmaktan? Hadi dışarı çıkalım biraz. Biz çıkmak istemiyoruz anne. Evet anneciğim, biz böyle iyiyiz. İyi tamam, siz kalın. Ben çıkacağım, biraz alışveriş yapacağım. Akşam yemek için ne yersiniz? Et mi, sebze mi? Yemek mi? Ama sen... Anne sen yemek yapamazsın ki. Aşk olsun kızlar, o kadar da değil. Hiç risk almasak, yani dışarıda falan yesek mümkünse. Kızım paramız yok. Kaç gün yeriz? Neyse ben geç kalırsam merak etmeyin. Bir de iş bulabilir miyim diye bakacağım. Ne iş bulmayı umuyorsun acaba? İstanbul'da falan sandın kendini galiba. Hayır tarlada çalışırım veya fabrikada işçi falan olurum diyorsan orası ayrı tabii. Ada, olumsuz konuşmayı keser misin artık? Ben sadece gerçekleri söylüyorum. Hayalciliğin alemi yok anneciğim. Sen hayatında bir gün bile çalışmadın. Çalışamazsın da. En azından deniyorum Ada. Arada kardeşinizle de ilgilenin. Annem gerçekten çok sabırlı sana karşı. Ha,
bitti bitti. Ay ben de bittim. Ne o kız, çok keyiflisin. Kahve mi yapıyorsun kendine? Yok, kendime değil Ebru yengeye yapıyorum. Ne zaman türedi bu Ebru gelin hayranlığı? Vallahi sizin Narin gelin hayranlığınızın yanında lafı bile olmaz. Narin nerede? Bak aranız da kötü, Narin seni böyle görmesin. Abisine gitti. Hem kim demiş kötü diye? Barıştık biz, bal börek olduk, haberin yok. Ne zaman kız? Emine abla niye şaşırdın? Baktım herkes güçlü, kuvvetli, kim var onun yanında. Ben de size uyuyayım dedim. Deli deli konuşma. Senin dilin gene çok uzadı. Bak başına bir şey gelecek. Emine abla aç artık gözünü. Narin ağam parmağında oynatıyor. Ağam da ondan çocuğun ağzının içine bakıyor. Yani benim başıma ne gelecekse senin de başına gelecek demedi deme. Rüzgar, tavşan, pamuk. Pamuk ya, pamuk. Rüzgar, sen bu ağabeyin adını bilin mi? Asım. Deyiver bakayım. Ha? Asım. Ne o, fikrinizi mi değiştirdiniz? Hangi konuda? Sen miydin? Kızlar sandım. Geç. Sana kahve yaptım Eldim. Teşekkür ederim, eline sağlık. Ben de alışveriş için dışarı çıkacaktım. Aman kahve bahane zaten. Benim sana diyeceklerim var. Neymiş o? Ama bak yemin ver benden duymuş olmayacaksın. Kötü bir şey mi oldu? Ana kız. Murat'ın anneler günü hediyesi. Beğendin mi? Beğendim. Beğendim, çok güzelmiş. Murat'ın son anneler günü hediyesiydi. Kendi tasarımı, bir arkadaşına yaptırmış. Arada oluyor öyle. Ya geç, uzan şöyle. Yok, ha? Ben kendi yatağıma gideyim. Bana bir şey diyecektin. Mühim değil ya. Sen buradakilere dikkat et. Bunlara güven olmaz diyecektim. Güzel bacım, iyi misin? Ben senden af dilemeye geldim abi. Kusura bakma, çok hürmetsizlik ettim ben sana. Narinim, güzel bacım. Bana dünyaları verdin. Bir kanadım kırıktı hep. Ben seni çok özledim. Benim sana çok ihtiyacım var. Ben de seni özledim. Korkma artık. Hep yanındayım.
Sen benim canımsın, kanımsın, ciğerimsin. Özel hastane iyi gibi. Numarasını yaz da bir yere, annemin telefonundan ararız. Arasan ne olacak Ada? Hangi parayla halledeceksin bu işi? Benim bir planım var. Ne gibi? Bir şeyler düşünüyorum işte. Nereye? Tuvalete. Niye lokantaya gitmedin ki? Burada taşta oturacağımıza sandalyede oturduk. Ben halimden gayet memnunum. Hem benim senin gibi fabrikatör amcam yok. Ne alakası var şimdi? Ya herhalde ben ısmarlayacaktım. Ya ne oldu ki şimdi? Bence biz öyle yemeklerini beraber yemeyelim. Sen git alışık olduğun hayatı yaşa. Ya ne dedim ki ben şimdi? Nereye kızım? Tuvalete. Tansiyonum oynadı galiba. Bu şimdi böyle bir vakit devam eder. Ben bir ilaç daha alayım. Melek, sen Rüzgar'a göz kulak ol. Emanet çocuk ne de olsa. Tamam anne. Thank you.
Baran. Ne istiyorsun? Biliyorum tatsız şeyler yaşadık seninle. Ama ben hepsini unutmaya hazırım. Biliyorsun seni şikayet bile etmedim. Ne istiyorsun dedim sana. Sen de babanı kaybetmişsin. Benim çocuklarım da kaybetti. Onları anlayabilirsin. Kızlarım senden bir yaş küçük. Kuzenlerisin. Abilik yapabilirsin onlara. Yanlış kapıyı çaldın Ebru Hanım. Ne yapıyordun sen yukarıda? Hiç. Tahmin edersin. Ada burada da rahat durmuyor. Maya da yavrum destek olmaya çalışıyor bana. Keşke sizin için yapabileceğim bir şey olsaydı. Sen zaten elinden geleni yapıyorsun Sevim. Çocukların nakil belgesini de alıp Halfede'deki okula fakslarım. Başka bir isteğin? Yok. Aa, bir dakika. Benim sana emanet ettiğim kolileri gönderir misin? En azından üstümüzü değiştiririz. Sürekli aynı şeyleri giyip duruyoruz burada. Tamam Ebru Hanım. Lütfen üzmeyin kendinizi artık. Neticede eşinizin ailesi onlar. Zamanla sizi kabul edecekler. Tamam Sevim. Teşekkür ederim. Konuşuruz yine. Bay bay. Kolay gelsin. Sağ olasın Ebru gelin. Gel solukla biraz. Yok ben hiç rahatsız etmeyeyim. Zaten işim var. Ne rahatsızlığı? Buyur gel. Hadi. Nereden buldun onları? Karışma sen. Çabuk ver bana. Ya bırak. Karışma dedim sana. Bunları satıp o işi halledeceğim ben. Ne demek karışma ya? Sen ne yaptığını farkında mısın Ada? Merak etme sen. Bunları aldığım torbada bir dünya vardı. Kimse bir şey fark etmez. Yapmadığım bir hırsızlık kalmıştı. Onu da yaptım. Bravo. Akşam herkes bir saat geç çıkacak. Çene yapmaktan iş yapmayınız. Haydi. Konuşmasınlar diye şu tezgaha kaç yüz bin dolar saydım ben. Ama elimde kaldı işte. Kendal abi. Recep geldi. Odanızda sizi bekliyor. İyi tamam geleyim ben. Bülent işi gevşetmesinler haydi. Tamam abi sen merak etme. Duydunuz ağayı bak ha. Ağzınız değil eller çalışacak. Recep ne yaptın? Satış tamam abi. Yarısını çek yarısını da nakit getirdim. Aferin lan. Aferin aslan. Gittin işi hallettin ha. Babanla böyle sağlam adamdı. Murat gibi ocağımıza incir ağacı diken bir kardeşim olacağı ne? Senin gibi bir kardeşim olaydı keşke. Vallahi ağam senin güvenin, takdirin benim için dünyalardan değerli. Hep böyle ol aslanım. Hep. Al bakalım şunu. Yok ağam gerek yok ya. Al al. Git pavyona eğlen. Al dedim al. Benim pavyonla falan işim olmaz ağam. Ben gideyim müsaaden varsa. İyi müsaade senin haydi bakalım. Dikkat et ha. Kadriye sizi ortada koymaz. Oo, kimlere neler neler yapmadı ki? Ne olursa olsun çalışmak zorundayım. Kimseye yük olmak istemem. İyi de küçücük yer burası. Kadın başına ne iş yaparsın ki? Niye burada kadınlar çalışmıyor mu? Çalışıyor, çalışıyor ama sen bizim gibi değilsin ki. İki gün fıstık toplamaya gitsen düşer kalırsın orada. Alışmamışsın ki. Ana ben de bilmiyorum ki ne yapacağımı. Tarlan var. Tarlana eker biçersin. İyi de anlamam ki ben tarladan. Ne ekilir ne biçilir. Burada en iyi fıstık yetişir kızım. O da 10-12 yılda bir ürün verir. Çok zahmetli bir iştir. Çocuk gibi uğraşman lazım. Ne yapacaksam hemen yapmalıyım. En çabuk ne yetişir burada? Domates, biber, maydanoz. Ekmek için geç kaldık ama. Yine de istersen yardımcı olurum sana. Deneriz. Buyur ablam.
Ya ne zahmet ettin. Gerçekten çok mahcup oluyorum size. Ne mahcubiyeti Ebru gelin. Küserim vallahi. Ye bakalım semsek nasıl olurmuş. Ye kızım ye. Çok zayıfsın zaten. Ye ki et tutasın. Etlenmezsen hiçbir şey yapamazsın buralarda. Amcamın bu güvenini bu kadar kazandıysan senin daha sırtın yere gelmez Recep abi. Hatta kahveyi de üstüne yapar yani. Eğlenme bende. Ver lan şunu. Oğlum Meral. Vay. Meleğim ha. Manete attın bize haber vermiyorsun. Eyvallah Recep abi. Yok oğlum öyle bir şey ya. Nereden çıkardın? Senin ne işin var burada? Ablam burada çalışıyor. Ablam burada mı çalışıyor? Evet. Hah, şurada. Bakıyorum da okul dışında keyfin yerinde. Neyse, iyi günler. Vay, maneta yapmışsın da haberimiz yok koçum. Ne alakası var ya? Hadi hadi. Adı ne? Niye geldin buraya? Ben sana buraya gelmeyeceğim demedim mi? Ya ne kızıyorsun hemen? Biyoloji deneyi için para lazımdı, o yüzden geldim. Bir daha buraya gelmeyeceğim Ayşe, o kadar. Tut, al şunu. Ne lazımsa alırsın. Ayşe, bir şey mi oldu? Yok. Soğuk davranıyorsun. Eve gitmem lazım, kusura bakma. Senin ablan kim? Hoşça kal. Elinize sağlık. Yine çok güzel olmuş. Afiyet bal şeker olsun. Ben artık müsaadenizi isteyeyim. Daha gidip yemek yapacağım. Her zaman bekleriz. Çocukları da al gel, olur mu? Yine gözleme yaparız. Olur. Narin'le aran nasıl? Anlaşabiliyor musun? Sanırım benden pek hoşlanmıyor. Ama zaman içinde birbirimizi tanıdıkça düzelir diye düşünüyorum. İnşallah kızım, inşallah. Kolay değil. Bu ne böyle? Karagül. Karagül mü? Kendi rengi mi? Yani boya falan değil, değil mi? Nereden bilsin? Bir tek burada yetişir. İstanbul'da hiçbir çiçekçi de görmedim. Bu çabuk yetişir mi peki? 6 ayda yetişir. Geldin mi abinin sözüne? Okuyup bir mesleğin olsaydı bunların hiçbirini yaşamayacaktın. Gönlüm kaydı işte. Gönlüm mü? Hayatın kaydı Narin'im. Abi ben Murat'ın olmadığı bir hayatı ne edeyim? Onun bir bakışı, bir gülüşü bile dünyalara bedeldi. Bugün çıkıp gelse yine onun yoluna kurban olurum. Öyle diyorsun da güzel bacım. Hasretten, acıdan başka ne getirdi bu sevda sana? Hı? Abi sen hiç sevmedin mi? Ondan gelen acı bile güzel. Çünkü sevdiğinden geliyor. Narin'im. Benim bir şehre gidip mal teslim etmem lazım. Gelirken de alışveriş yaparım. Ben de evi toparlayayım o zaman biraz. Sibel Hanım. Nasılsın? Memnun musun işinden? Çok şükür. İyi. Alıştın mı bari buralara? Evet.
Ya sen hiç sıkılmıyor musun böyle her gün işten eve, evden işe? Sıkılmıyorum. Müsaadenizle. Ya dur bir. İki çift laf da konuşulmuyor seninle ha. Bak ne diyeceğim sana. Bu akşam iş çıkışı bir çay içelim mi kıyıda? Size daha önce de kabul etmeyeceğimi söylemiştim. Niye? Ya böyle hep yapayalnız geçer mi hayat? Herkesin bir arkadaşa ihtiyacı vardır. Lütfen Bülent Bey. Müsaadenizle. Sen biraz önce Sibel Hanım'a ne dedin? Çay istedim. Çay istedin öyle mi? Evet. Gel bakayım şöyle az. Ulan ben sana karıya kıza bakasın diye mi maaş vereyim lan? Lan gözüm görmesin seni. Haydi! Fırat! Fırat! Ne istiyorsun? Ben Fırat'ı görmeye gelmiştim. Yok. Peki. Bir şey danışacaktım da. Abimden uzak dur. Etrafında dolanıp durma. Benimle bu şekilde konuşamazsın. Öyle bir konuşurum ki. Bak hangi erkekten istiyorsan yardım al. Ama benim abimden çek ellerini. Bülent'i yaptığına yapacağına pişman ettin amca. Hala sinirli misin? Hayır bak güzel şeyler de oldu arada. Öyle. Parayı denkleştirdi sonunda. İstanbul'a bilet hazır o sosyete gülünü. Kurtulacağız nihayetinde ondan da iniklerinden de. Aynen öyle amca. İnşallah. Ya hakikaten Kendal abi. Ben hayatımda o kadar pahalı uçak bileti görmedim de duymadım. Ne diyorsun lan sen? Uçağı mı kapattın ama onları göndermek için? Bir torba para yazık değil mi? Bin liraydı keşke bir torba meşhur seyahatte. Gerisi cebimizde kalırdı. Duyun değil mi Barat? Lan sen benimle dalga mı geçeyim? Yoksa süzme salak mısın? Ağam estağfurullah ben niye seninle dalga geçeyim ki? Hele dur ananı arayalım da sevinsin. Haydi gözün aydın teyzem kızı. Parayı buldum. Akşama sepetliyim çöplüğüne o karıyı ve eniklerini. Ciddi misin abi? Ne diyorsun sen? Allah senden razı olsun. Senden de teyzem kızı. Ha, biz Baran'la konağa geleyik. Eş kimseye haber etme de sürpriz olsun. Demem abi. Görüşürüz. Bak tekrar arıyor ha. İnanamadı tabii. Hayırdır hayır ne oldu? Ne? Hemen geleyim ben. Rıza bas gaza fabrikaya gidik. Ne oldu amca? Ben? Hayır ben senin ayağına eline mi? Yavaşla biraz. Ne makinası bu? Boş dolu makinası. Kaç aile ekmek yiyor ağam. Etme eyleme gözünü seveyim. Kaç çuval var burada? 150 civarı. Kendal ağam yoldadır. Birazdan burada olur. Bari onu bekleyelim memur bey. Bir çuvalda kaç kilo var? 65 kilo. Ağamı bekleyelim ne olur memur bey. Yoldadır. Ekmek paramızı engelleme ne olur memur bey. Bırak!
Lütfen sorun çıkartmayın. Bankanızın verdiği haciz işlemleri uyguluyoruz burada. Ben o bankanın da, müdürünün de. Tövbe tövbe. Ya kardeşim bize süre verdiler. Demek ki vazgeçmişler. Ne demek vazgeçtiler? Bana bak. Durdur hemen işlemi, indirsinler çuvalları, haydi. Beyefendi, biz burada vazifemizi yapıyoruz. Başlatma bu vazifene. Buradan mal kaldırmak kimin adına düşmüş? Bir tek çekirdek bile alamazsınız. Bir şey... Tamam memur bey. Bekle, bankayı arayayım. Bakın, dosya masraflarıyla beraber toplam borcunuz 635 bin lira. Bunu ödüyorsanız icrayı durdururum. Aksi takdirde bütün malları kaldırmak zorundayım. Alo. Ben Kendal Şanverdi. Hemen müdürü bağlayın bana. Ne demek izinli lan? Haciz göndermesini biliyor mu? Ulan ben sizin alayınızı... Beyefendi. Böyle soru çıkartmaya devam ederseniz polis öğrenci sizi buradan uzaklaştırmak zorunda kalacağım. Ah ulan Murat. Ah ulan Murat. Yaktın lan bizi. Emine, bu çocuk hiç konuşmuyor. Ne etsek ha? Bir doktora mı göstersek? Bilmem ki ana. O nasıl hep konuşsam? Rüzgar. Oğlum. Nur topu. Nur toplarım benim. Ha? Sen niye güldün bakayım? Nur topu dedim, ona mı güldün? Nur topu. Benim güzel oğlum Asım abisiyle oyun mu oynuyormuş? Bak ben bizim için bir yan alışveriş yaptım. Ben yemek yapayım, sen oyna burada, tamam mı? Çok masraf etmeseydin. Belli olmaz, her an İstanbul'a dönmek zorunda kalabilirsin. Seni benimle alıp veremediğin nedir Allah aşkına? Sana bir soru sordum. Cevap vermeyecek misin? Kocama düşman mıydın? Bir şey mi yaptı sana? Hah, Kendal da geldi. Ne oldu abi? Halledebildin mi? O iş yattı. Abi nasıl yattı? Sen telefonda ne dedin bana? Ne yapayım Narin? Murat'ın borçları yüzünden fabrikaya haciz geldi. Oraya ödemek zorunda kaldım. Biraz yavaş konuş. İçeridekiler duyacak. Duyarlarsa duysunlar ana. Benim ceketim tutuşmuş. Fabrika elden gidiydi diyeyim ya. Abi peki ne zaman halledeceksin bu işi? Kafa gider, toprak satılmaz derdim. O garı yüzünden toprak bile sattım. Ne yapayım ben ya? Ne yapayım? İşleri bir toparlayayım. İlk iş o karının parasını ödeyip buradan def etmek. Yenge boş ver sen. Canın üstüne değmez. Bunlar böyle işte. Bu çok güzel işte. Ne yapacağım şimdi? Kaldık burada. Beni iyi dinleyin. Burada kaldıkları sürece aha orada yatak yatarlar. Bunun dışında hiç kimse onlara yardım etmeyecek. Yemeklerini kendileri alır, kendileri yaparlar. Çamaşırlarını da elde yıkarlar. Anlaşıldı mı? Duydun mu dediklerini? Duymaz olur muyum? Bas bas bağırıyor. Rüzgar çok korkmuştur. Ben gidip onu alayım. Şekilde ben yapayım Eltim. Yok yok, teşekkür ederim, ben yaparım. Kimsenin bizim yüzümüzden azar işitmesini istemem. Oo, bu hassasiyetle uzun yaşamazsın sen. Alttan aldıkça tepene binerler. O yüzden hiç ince düşünmeyeceğim. Halıyı döven insanı söven yaranır bunlara.
Ömründe hiç mutfağa girmemiş besbelli. Hizmetçilerle lüks içinde yaşamış. Neye girsin ki mutfağa? Murat bunda ne buldu hiç anlamadım. Narin'de olmayan şeyleri belli ki. Narin. Narin. Yenge. Hı. Yanık kokusu geliyor, duymuyor musun? Aa. Hay Allah. Yenmez o artık. Vallahi yapacak hiçbir şey yok. Yemeği yapmış. Saatlerce de uğraştıydı. Belliydi zaten. Ana bir bakacaksın be. Ne diyorsun? Melek. Git abinden Baran'ı çağır, insinler aşağı. Tamam ana. Ana Ebru yengeleri sofraya çağırmayacak mı? Ya şimdi akşam akşam Kental'ın sinirini oynatmayalım. Zaten barut gibi geldi. Sonra kalanlardan bir tepsi yapıp yukarı çıkarttırırız. Ne kadar da merhametlisin anacığım. Artıklar mı layık gördün torunlarına? Ya o nasıl laf? Allah korusun. Allah koruyor da biraz da kaynanası, babaanneler olarak sen korusan. Senin dilin kürek gibi oldu Özlem. Sen bilirsin anacığım. Ben elinizi vicdanınıza koyun, Allah'tan korkun diyorum. Çocuklar yemek hazır. Hadi gelin. Anne bu ne ya? Yanmış bu anne. Evet biraz dibi tuttu ama üstünden alıp yeriz. Ben yiyemeyeceğim, siz yiyin. Ada. Anne. Bu aralar rahat bırak onu. Hadi otur sandalye. Zerre kadar acıysan namerdim. Bırak burnu süssün sosyete gülün. Öyle deme abi ya. Çocuklar da var, yazık. Neyine yazık kız? Al birini vur ötekine. Hık demiş analarının burnundan düşmüşler. Melek. Git çağır şunları, insinler sofraya. Sen ne diyorsun ana ya? Onlar bana Murat'ımın emanet. Bu sağ daha önce de söyledim. Ha babaanne. Yapma bunu. Ana benim hiç mi hatırım yok? Ya ben? Ben Murat'ın emaneti değil miyim? Ya yeter! Bundan böyle ayrı gayrı olmayacak. Gelecekler hep beraber aile gibi yemek yenecek burada. Narin! Sen bana tavır mı yapayım? Aç değilim ana. İçim bulandı. Baran! Otur. Melek git çağır şunları. Ben çağırırım ana. Siz de sofrada yer açın. İyi akşamlar. Hoş geldin oğlum. Geç otur, yemek yiyelim beraber. Sağ ol teyzem. Ben yemeyeceğim. Narin'e bakmaya gelmiştim. Narin odasında. Gelir şimdi. Sen geç otur hele.
Teyzenin evine gelip de yemek yemeden gitmek olur mu? Hadi oğlum. Anam sizi sofraya çağırıyor. Yok, biz gelmeyelim, dışarıda yiyeceğiz. Aa, olmaz. Allah adına bak. Bir daha tatsızlık yaşamak istemiyoruz. Anam gelsinler dedi, kendi alanımda ses etmedi. Hadi şimdi tavır gibi olur. Kızlara da bir sorayım o zaman. Ne soracaksın kızlara? Anaları sen değil misin yenge? Hadi hadi, sofra beklemez. İyi tamam, geliyoruz. Ha? Şöyle, bunların ciğerini bilirim ben. Ne kadar çok üste görürlerse o kadar çok geri çekilirler. Yenge, tak takıştır, sür sürüştür inadına. Yok canım, gerek yok öyle şeylere. Sen beni dinle. Ya en azından şu karagül koleni tak, ha? Benim için. Tamam, takarım Özlem. Ha, şöyle. Ne zaman teşrif edeceklermiş acaba? Hazırlanıp geliyorlar ha. Nari'ne de söyle gelsin. Üzmesin beni. Çağırayım. Hadi Narin ya. Ya bırak Özlem Allah aşkına, istemiyorum. Hata ediyorsun. Sanki utanacak bir şey yapmışsın gibi kaçıyorsun. Bak şimdi gör kumanı şıkır şıkır giyinip gelecek. Ne bakıyorsun? Dost acı söyler. Meydan niye ona bırakacakmışsın ki? Murad'ın asıl karşısı sen değil misin? İlk seni almadı mı? Hadi nazlanma, giyin kuşan da in aşağı hadi. Ay Narin. Bu sana çok yakışıyor. Su gibi oluyorum vallahi. Ya bırak Allah aşkına Özlem. Belki de doğru söylüyorsun ha. Meydanı boş bırakmamak lazım değil mi? Tabii. Ha şöyle. Son anneler günü hediyesi. Hadi canlan biraz. Ada ne olur yapma böyle. Anne duymadın mı adamın dediklerini? Çamaşırlarını falan ellerinde yıkasınlar diye bağırdı. Rüzgar uyumuş anne. Uyandırmaya kıyamadım. Tamam, bırak uyusun o. Ne olur biz de inmeyelim. Olmaz öyle şey kızlar. Aynı evde düşman gibi yaşayamayız. Madem onlar bir adım attı, biz de karşılık vereceğiz. Ben gelmem anne. Ada, yoruyorsun beni. Hadi Ada, annemi yalnız bırakmayalım. Üf, tamam peki ya. Sakın laf falan sokmayın. O barana da uymayın. Başınızı eğin demiyorum ama saygısızlık da etmeyeceksiniz. Tamam anne. Sen merak etme.
Geliyor. Gelsin tabii. Hay maşallah, kardeşime bak benim. Baran, ben sana ne dedim? Kadın kısmı böyledir. Rekabet olunca. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İş var sende. Nereden buldun onu? Murat bunu bana kendi yaptırmıştı. Hatta kendi tasarladı. Bana son anneler günü hediyesiydi. Sen ana. Neyi? Ana niye söylemiyorsun? Baran, hemen otur yerine. Neden amca? Neden susuyoruz? Ana söyle yoksa ben söyleyeceğim. Baran sus diyeyim sana. Ne oluyor burada? Yeter amca. Ana konuş gerçeği. Nari yapma. Biri bir şey söyleyecek mi? Kocası aldı onu, tamam mı? Kocasının hediyesi o. Anlamıyorum. Anne! Anla artık. Narin babamın karısı. Ne? Senden önce onunla evlenmiş. Babamın oğlu.